Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay telefon attığımızda. Sayın Çalınbay, değerli hocam merhabalar. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam şimdi 21 takımla oynanacak ve gelecek yıl 4 takım küme düşecek, 3 takım yukarı çıkaracak. Türkiye Futbol Federasyonu böyle uygun gördü. Tartışmalara bakıyoruz. Yayıncı kuruluş bundan pek hoşnut görünmüyor. Yaptığı açıklamalar böyle. Geçtiğimiz yıl Federasyon Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in de bunu dünyaya anlatamayız şeklinde bir açıklamasının olduğu ortaya çıktı. Ve futbol camiası bu açıklamalar üzerinden de bir eleştiri getirdi. Bunları bir kenara bırakırsak Süper Lig'de bu yıl şampiyonluk mücadelesi de veren bir takımın teknik direktörü olarak son anda alınan bu kararı, gelecek yılı da etkileyecek olan bu kararı nasıl yorumlarsınız? Yani şimdi tabii ki beklenmedik bir karardı bu. Ama daha önce o kulüplere görüşüleceğini söz vermişlerdi. Görüşüleceğini söylemişlerdi 9 tane kulübe galiba. Ondan sonra bir görüşme de olmadı, öyle kaldı. Yani büyük bir ihtimalle de böyle bitecek dedik. Ama sonra işte kulüpler birliği bir karar aldı. Böyle bir karar aldılar. Karar derken sundular yani federasyona. Federasyon da kabul etti. Şimdi tabii ki en büyük sıkıntı 21 takımın olması. Bizim açımızdan söylüyorum. Bir kere 21 takım olduğu zaman lig çok uzayacak. Yani nasıl bitirecek, nasıl olacak, birincisi bu. Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Geçen sene, her sene. Avrupa Şampiyonası içinde olması için ligi erken bitirmek gerekiyor. Zaten futbolcu arkadaşlarımız, bizler dinlenme gibi bir şey yapamadık. Yani şu anda onu futbolculara 10 gün, 12 gün izin veriyorsunuz. Tekrar ağır idmanlar yaptırmak, sezon başı antrenmanlar yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Bir kere oyuncular bitecekler. Yani çok maç oynayacaklar. Böyle çok sakatlıklar olacak, bir sürü şeyler olacak. Hiç değilse böyle bir karar alınıyorsa, ona göre de uzun bir süre bu futbolcu arkadaşların dinlenmesi için zaman vermeleri gerekiyor. Düşünün şimdi Başakşehir takımını örnek alalım. Başakşehir takımı şimdi gidecek, maç oynayacak. Şu anda şey, Avrupa Kupa maçları oynayacak. Gelecek tekrar bir hafta sonra, 10 gün sonra belki de o kadar bile vermeden, izin vermeden tekrar çalışmalara başlayacak. Yani bu oyuncuların bunları götürmesi de mümkün değil. Yani o yüzden öyle bir karar alındığı zaman böyle de bir karar vermeleri gerekiyor. Hoca arkadaşların fazla dinlenmesi açısından. O da yok. O yüzden yani biraz sıkıntılı bir süreç zaten vardı. Şimdi bir sıkıntılı süreç daha başlayacak yani. Bir de Avrupa Şampiyonası oynanacak değerli hocam. Pandemi koşullarında dediğiniz gibi fikstürü oluşturmak hali hazırda zaten zorken. Bu kez 21 takım. Şimdi hafta boyunca da şu konuşuldu. Bir hafta her takım bay geçecek. Böyle bir sistemle geçmek zorunda. Lig fikstürü böyle hazırlanmak zorunda. Ya şimdi şöyle, biz tabii ki ben hakikaten üzülüyorum yani üzülüyordum düşen takımlara. Çünkü hiçbir takım, bütün yukarıda aşağıda hiç kimse hazır bir şekilde bu 8 maça giremedi. Diğer takımlar da herkes öyle. Yani burada bir tek mağdur olanlar o konuda düşen takımlar değil. Onların içine mağdur olanlar da var. Şimdi orada bir tane bir şey var. Düşen takımlar bir kere, düşme potasında olan takımlar bir kere can havliyle mücadele ettiler. Ve bazıları çok büyük bir çıkış yaptılar yani. Onun için orada da bir şey var. Orada herkes mağdur oluyor. Eğer o düşme önceden söylenseydi belki o takımlar öyle bir mücadele veyahut da böyle kendilerini yırtacak bir şey yapmazlar yani. O yüzden yani herkesin mağdur olduğu bir durumlar var ortada ama şimdi önemli olan öbür kulüpler için tabii iyi oldu. 3 kulüp için iyi oldu. Ama işte bu fikstürü ayarlamak, oyuncuları dinlendirmek, ondan sonra hem Türkiye Kupası, hem Lig, hem Avrupa Kupası, hem Avrupa Şampiyonası varken şimdi bayağı bir zor olacak. Belki de bizler haftada 2-3 maç oynamak zorunda kalacağız bir an önce bitsin diye. O yüzden de şu 8 maçta bile bir sürü sakat geldi bütün kulüpler. Yani aynı şekilde bence öyle bir sakıncalı bir durum olabilir yani. Şunu da sormak istiyorum değerli hocam. Bursa Spor da bu konuda düşen takımların motivasyonu etkilendiyse bizim de etkilendi. Biz de çıkma potasındaydık ve pandemiden sonra kötü performans sergiledik. Pandeminin etkilediği kulüplerden bir tanesiyiz doğal olarak. Dolayısıyla biz de başvurumuzu yapacağız çıkmak için diyerek başvuruya gideceklerini söylediler. Akhisar'dan benzer bir nabız geldi, benzer bir açıklama olacağı söyleniyor. Dolayısıyla aslında farklı da bir yol açılmış gibi görünüyor değil mi değerli hocam?
Şimdi tabii ki yani onu herkes söyler onu abi. Her yer söyler onu. Herkes bir şey bulur söyler. Herkes bir kere pandemiden etkilenmeyen kimse yok. Herkes etkilendi. Hepimiz etkilendik yani. Bütün takımlar olsun, her şey olsun. Altta oynayan da, üstte oynayan da, ortada oynayan herkes etkilendi. Ancak herkes tabii ki madem öyle bir şey yapılıyor, o zaman bize de yapılsın diyebilirler yani. Normal yani. Değerli hocam, 20 takımlı oynanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelecek yıl 4 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Futbolculuk döneminde denk geldiniz mi 20 takımlı fikstürlere? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Yok, ben gelmedim. Hatırlamıyorum öyle 20 takımlı. Hı-hı. Belki de olmuştu ama hatırlamıyorum. Ama yani dediğin gibi zor, çok zor. Yani bir kere oyuncu arkadaşlar için zor olacak. Çok maç oynayacaklar. Hep söylüyorum ama hiç dinlenmeden oynayacaklar. O yüzden yani bir sürü kadroyu geniş tutmanız gerekiyor. Artık her şeyi serbest bırakmak gerekiyor. Kadronuzun bir kere hem geniş olacak, iyi kadro olacak, hem de sakatlıklara karşı çok duyarlı olmanız gerekiyor, dikkat etmeniz gerekiyor yani. Şimdi biz kampa gideceğiz. Kampta biz arkadaşlara ne yaptıracağız ki? Daha maçlar biteli bir hafta oluyor. Bir hafta 10 gün sonra tekrar kampa giriyoruz. Ya o yüzden oyuncularda göreceksiniz bu ligin sonunda böyle bıkkınlık, bezginlik, böyle her şeyler yaşanacak yani. Gelen eleştirilerden biri de hocam, iddiasız çok takımın sezon sonuna kalması, işte belli haftadan sonra orta sıra takımlarının büyük bir bölümünün ne düşme tehlikesi yaşaması ne de Avrupa iddiasının kalmaması, 20 takımlı ligin bu yönüyle mücadele oranını da son haftalarda düşüreceği eleştirisi getiriliyor. Zaten her şey olabilir ya. Bu bilet aniden olduğu için bilemedi olabilir. Bu bir tek şu anda düşmekten kurtulan 3 takım için iyi bir karar. Yani ideal bir karar yani. Öbürüne baktığınız zaman ben öbür konulara fazla girmediğim için bunun maddi açısı da var yani. Kesinlikle. Şimdi paylaşım 18 takımdan 21 takıma olacak. O zaman tabii ki bazı kulüplerde zararı görecekler yani. Değerli hocam, son sorum yabancı sınırıyla alakalı olsun. Yabancı sınırı da mevcut sınıra ilişkin yorumunuz nedir? Bir plan dahilinde yıllara göre yayıldı bildiğiniz gibi. Ama pandemi nedeniyle bu plan da bir yıl kadar ertelendi. Tüm bu tartışmalara ilişkin Rıza Çalınbay ne düşünüyor, merak ediyoruz. Bence mantıklı. Bu çok güzeldi. Bu sene zaten bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Yani bu durumu bence ertelemeleri gayet iyi. Bu bence en güzel karar bu yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay hocamızla konuştuk.